Görüyorum, bir, şu an hiç çekmedik daha. Ha, çekiyorum. Sen de dur, bir dakika. Bekledim. Bak abi, ben de elimden tutup çekiyorum, battaniye kaymasın diye. Tamam. Yavaş. Çık, çık. Sen gel, gel abi. Ahmet abi, dikkat et. Abi. Abi. Efendim. Su hazır. Su hazır. Var, hazır, hazır, İdil, hazır. Hazır, gel. Şurada vardı. Şurada kesici bir şey var mı? Ben dedim mi? İsmin neydi senin? Ozan. Ozan. Ozan, kardeşini çıkarttık, tamam mı? Tamam, şimdi sana geliyoruz. Sen iyisin değil mi? Hareket edemiyorum sadece. Tamam, hareket edemiyorsun. Tamam. Tamam Ozan. Ümit ve Ozan kardeşler. İkisi de enkaz altındaydı. Ümit Kahramanmaraş, Hayrullah Mahallesi. İlk gün lokasyon olarak afet merkezine gittiğimiz o bölgede bu kardeşlerimizle karşılaştık. Ümit 10 yaşında, Ozan 13 yaşındaydı. İkisi de ayrı odalarda ama Ozan gözükmüyordu. Ümit gözü kör kısımdaydı. Ümit abisinin kurtarılmasının sözünü istedi bizden. İkisi birbirinin sözünü duyuyordu, seslerini duyuyorlardı. Ozan da, kardeşim sen çıktıktan sonra ben de yanına geleceğim. Hiç merak etme, kendin önce kurtulmaya bak diye kardeşini teselli etmeye çalışıyordu. Ama Ozan hiçbir yerde gözükmüyordu o an için. Enkazın tamamen içerisindeydi. Biz Ümit'i aldık ama Ümit hastanede vefat etti. Biz bunu tabii Ozan'a söyleyemedik. Ozan müdahaleye başladığımızda Ozan çok zor bir alandaydı. Ozan, abi olmuyorsa beni bırakın, çıkarılabilecek başka bir kimseler varsa hakkım size helal, gidin onları çıkartın diye bize bu şekilde söyledi. Ozan'ın orada okuduğu bir kitap vardı, Yeraltı Şehri adı altında. O kitap da bizi orada çok etkilemişti. Ozan'ın başkalarına karşı kendisinden geçip bu duyguyu söylemesi, o enkaz altında bunu hissettirmesi bizi orada çabamızın daha çok olması gerektirdiğini gösterdi ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. O gün Hayrullah Mahallesi'nde 20 canlıyı çıkardık çok şükür. Orada bir kardeşimiz çok üzüntülü ve ağlayarak sürekli yanımıza gelip yan tarafta bir iki bina öbür tarafta bir canlı var şu an enkaz altında, çok kolay bir şekilde çıkartılabilecek durumda diye sürekli talepte bulunuyordu. Tabii biz orada ses aldığımız canlı sağ insanları kurtarmaya gayret ederken geç saatlerde o arkadaşın bahsettiği binaya da gittik, enkaza. Maalesef çok çok şey bir durumda, ağır şartlar altında bir enkazdı. İki dizinden aşağısı yapı bloğunun altında. Sonra şu dikkatimi çekti. Bu arkadaş sürekli birisi var, birisi var dediği kişi annesiymiş maalesef. Orada anne geldim, buradayım, işte seni kurtarıyoruz konuşmaları yapınca ben orada çok etkilenmiştim açıkçası. İnsanların yaşadığı ruh halini buradan referans yaparak ifade edebilirim ki insanlar orada ismini unutmuş. Kendi ismini unutmuş, anne demeyi unutmuş. Böyle bir maalesef manzaralar yaşadık. O beni çok etkilemişti. Yan yana, eller arkada.